499C'de kalmıştık veya D de diyebiliriz. C'den başlayabiliriz belki. Şuradan yani. Hocam orada kalmadık ki. E'de kaldık. Evet Karanlık ama bir şeyi hatırlatayım. Evet, E'de 500 hatta 500 bile diye 499. Evet. Öyleyse yani şunu söylüyor. Filozof doğasına sahip olanlar devletin başına gelirlerse bu Helen de olsa olmasa da artık bakın ne diyor. Tasarladığımız devlet yapısının kurulmuş, kurulmakta ya da kurulacak olduğunu orada artık yani 499D bende. Orada artık felsefe musasının yani felsefe tanrısının, esin kaynağının egemen olacağını savunmaya hazırız. Böyle bir şeyin olması imkansız değildir. Olmayacak şeylerden söz etmiyoruz. Yani kendisi de bunun sıkıntılı olduğunu biliyor. Demek ki arkadaşlar, felsefenin bakın altın çağı dediğimiz bir dönemde Platon yaşamış. O zaman bile sorunlar var. Yani felsefeciye yararsız diyorlar, toplum dışı diyorlar. Buna rağmen felsefe genel olarak toplumda egemen olan felsefeyle uğraşanlara ilişkin görüşlerin olumsuz olmasına karşın Platon'un öne sürdüğü filozof önerisi müthiş çarpıcı. Ve büyük bir cesaret tabii ama aynı zamanda. Çoğunluk bunu kabul eder mi diye sorulmuştu 499 D'nin sonu. E'ye geçiyoruz. Sevgili dostum çoğunluğu bu kadar suçlama. Ama bir yandan çoğunluk filozof olamaz demişti. Ona hep yüklenecek yerde tatlılıkla meramını anlatır da bilim seviyesinin yani bilgi, sağlam bilgi düzeyine karşı söylenenleri çürütürsen kimlere filozof dediğini, bunların ne gibi doğal özelliklere sahip olduklarını, ne işler gördüklerini anlatırsan yani insanları da sıradan insanları da küçümseme diyor. Böylece bunlarla onun filozof bellediklerinin hiçbir ilgisi olmadığını akıl erdirirsen çoğunluk düşüncesini değiştirecektir. Yani o düşünceyi değiştirmeye çalış. Filozofları böyle gördüğü gün kalabalık başka türlü düşünecek, başka türlü cevap verecektir sana. İnsan kızmayan insana kızar mı? Kendisi yumuşak huylu, kin gütmez bir insan olunca kin gütmeyene kin güder mi? Bu da tabii o eski kültürün çok önemli bir özelliğidir. Hatta bu halk deyişlerine kadar işlemiştir. Şöyle bir eski Yunanca'da söz vardır. Halka, geleneğe geçmiş söz. Kötü bir insanın başına, iyi bir insanın başına kötü bir şey gelmez. Yani sen iyi olursan karşı tarafı da etkilersin. Yani toplumda egemen olan bir şeyi anımsatıyor. Filozofları böyle gördüğü gün kalabalık başka türlü düşünecek, başka türlü cevap verecektir sana. İnsan kızmayan insana kızar mı? Kendisi yumuşak huylu, kin gütmez bir insan olunca, kin gütmeyene kin güder mi? Buna senden önce ben cevap vereyim.
böyle ters huylu birkaç insana rastlanabilir ama çoğunluk böyle değildir. Öyleyse şunu kabul ediyor musun? Çoğunluk felsefeye dost değilse, yani filozofya oluyor. Değil mi? Felsefeyi sevenler, felsefeye dost olanlar. Yani belki uydurursak fel felsefe gibi bir şey. Fel felsefe, felsefeye dost olanlar yahut fil filozof gibi. Fil filozof. Felsefeye dost değilse bunda suç, felsefeye destursuz dalan yaban insanlarındandır. Yani hazırlanmadan, bilmeden, kendini ona göre geliştirmeden, birbirlerine söven, kötü niyetli davranan, bakın bu da bilgiyle ahlak arasında, bilgiyle olma arasındaki derin bağı gösteriyor. Birbirlerine söven, kötü niyetli davranan, tartışmaları sen ben kavgasına döken, felsefeye hiç de yakışmayacak tutumlar içinde olan şamatacı, kopuk takımında ise o zaman felsefeye açılan bir yol üzerinde olması olanaksız oluyor. Oysa Adeimantos, 500C'deyiz, varlığın özünü seyre dalmış insan, teoriya, yani hakikate atılan adım ve hakikat yolculuğu, teoriya, gözlerini insanların küçük işlerine çevirmeye, onlarla dalaşmaya, onlara hınç ve düşmanlık beslemeye vakit bulamaz. Gözlerini diktiği sonsuz ve değişmez varlıkların birbirlerine zarar vermeden aklın ve düzenin yasalarına uyduklarını görür. Onları taklit etmeye, elinden geldiği kadar onlara benzemeye çalışır. Bir insanın hayranlıkla bağlandığı şeylere özenmemesine imkan var mı? Tanrısal bir düzenle birlikte yaşayan filozof da, bakın, tanrısal bir düzenle birlikte yaşayan filozof. Yani filozofun elit olması sadece sosyoekonomik bir konumla açıklanmıyor. Filozofun seçkinliğinin tanrısal bir ortamda yaşadığını, yani manevi veya tinsel anlamda, bu deyimler o dönemde yok ama sonradan bakılarak yorumlamaya çalışırsak, sonradan geliştirilen kavramlarla anakronistik olarak bakıldığında tanrısal bir düzende yaşadığı görülüyor. Şimdi böyle anlatılmaz felsefe. Felsefe dinden kopuk bir şey olarak anlatılır. Şimdi bu din bizim anladığımız anlamda din değil. Yani havra, kilise, cami ve onların kurumları falan değil. Bu o dönemde yaşayan insanların içlerinde duydukları yaşama enerjisine, ki daimon diyoruz, daimona verdikleri attır. Bu değişik kültürlerde değişik isimlerle ortaya çıkmıştır. Herhalde insanın kendini tanımaya başladığı dönemlerden beri, binlerce yıldan beri böyle bir duyuş, hissediş insanlarda var. Ama hakikat arayıcısı, hem bakın bu 6. kitap onun için önemli. Hakikat arayıcısının yaşam biçimi ve ahlak karakteri söz konusu. Bir de tanrısal düzenle birlikte yaşayan demesi. Tanrısal bir, yani bu şu demek değil.
Zaten o dönemlerde sonradan geliştirilen anlamda baskın politik gücü olan bir ruhban sınıfı yok. Zaten olsaydı felsefe olmazdı. Ona rağmen zaman zaman baskılar olmuştur. Böyle bir ruhban sınıfı yok. Tanrısal bir düzenle birlikte yaşayan filozof da bir insanın olabileceği kadar düzenli ve tanrısal olur. Yani tanrısal insan, şimdiki dile çevirirsek, ideal olan, ideale ulaşmaya çalışan insan, kendi öngördüğü dünyada yaşam biçiminde yetkinliğe ulaşmaya çalışan insan diye anlaşılabilir. Çünkü eski Yunan insanı hep tanrısal olmaya çalışıyordu. Ve Homeros'un destanlarında zaten bunun mücadelesini de görürsünüz. Ama buradaki tanrısallığı, yani tek tanrılı dinlerin tanrısallığı ya tanrı anlayışıyla karıştırmamak herhalde uygun olur. Ama insanlar gene de her şeye dil uzatırlar. Ve dolayısıyla filozofa da kara çalarlar diyor. Böyle bir insan bir zorunluluğa uyarak yalnız kendini onarmakla kalmayıp yukarıda gördüğü düzenin damgasını gerek devlet işlerinde, gerek özel hayatta insanlığın hamuruna da basmak isterse, sence yani hamuruna da basmak isterse, yani iz bırakmak isterse, ona biçim vermek isterse, sence ölçülülüğü, doğruluğu, burada doğruluk adil, adalet demektir. Ölçülülük ve doğruluk, işte o dört özlemi düşünürsek, neydi onlar? Yiğitlik, cesaret, ölçülülük, doğruluk yani adalet ve bilgelik. Ölçülülüğü, doğruluğu ve bütün öbür neden bilgelik gerekiyor? Çünkü sahip olduğunuz ahlak özelliklerinin farkında olmanız lazım. Ve onu yorumlayıp anlayarak hakikat yolculuğu yapabilecek durumda olmanız. Onun için bilgelik gereklidir. Ölçülülüğü, doğruluğu ve bütün öbür halk özlemlerini yoğurup işlemekte kötü bir usta mı olur? Demek ki filozof, bakın, topluma biçim verecek. Kendisi yetkin bir bilge insan. Bilge bir insan ama onun bilgeliği kalıcı bir bilgelik değildir. Dinamik bir devingen, sürekli yenilenen, tazelenen, arayan, araştıran bir bilgeliktir. Hocam, Buyurun. bu şey dört özlem halk özlemlerinden ayrı mı? Onun yanında mı? Yani birbirine ayrı mı sanki? Onların içinde. Ama Yani halk özlemleri. filozoflar buna katkıda da bulunmuşlar. Zaten dört temel, yani daha da bunların yorumlarından oluşan başka özlemler de söz konusudur. Yani Aristoteles mesela hem Sofya'yı kabul eder, Sofya'yı daha kuramsal bir bilgelik olarak alır. Ama bir de Frenimos vardır. Yani Frenimos daha belki yaşam bilgeliği, yani öbürü daha düşünsel bir alanda ağırlığı olan bir bilgelik, Sofos olmak, ama Frenimos olmak daha başka bir şey. Yani Frenimos şöyle bir insan, Frenimos
içinde bulunduğu yaşam sorunlarının üstesinden eldeki hazır bilgileri kullanarak gelmez. Yani eldeki bilgilerden çıkarak bir fronisis yapılamaz. Yani yaşama bilgeliği oluşturulamaz. Yaşama bilgesi öyle çözümler bulur ki, öyle edimlerde, eylemlerde bulunur ki, o eylemlerin belki yıllar sonra gerçekten bilgece olduğunu anlarsınız. Ve bunu da hazır eldeki bilgilerden çıkarmaz. Yani dediksiyon yapmaz o anlamda, mantık deyimlerini kullanırsak veya alışılagelen anlamda hazır öncüllerden çıkaran bir, maalesef Türkçe'ye tümden gelim diye çevrilen o akıl yürütme sürecini gerçekleştirmez. Çözer. Durumu görür. Yani temel ahlak ilkelerini görür, içinde bulunduğu durumu görür ve temel ahlak ilkelerine uygun olarak sorun nasıl çözülür, onu çözer. Fakat bu bir mantıksal çıkarımla yapılan bir çözüm değildir. Öyle olsa bütün mantık bilimler, mantık bilenler bilge olurdu. Öyle olmuyor işte. Yani bilge o anlamda Aristoteles'in Phronimos'u ile bir sanatçı arasında da, bu anlamda bir bağlantı, yaratıcı bir sanatçı arasında da bağlantı kurulabilir. Peki halk bizim bu konuda doğruyu söylediğimizi anlarsa gene filozoflara kızar mı? Tanrısal bir örneğe göre çalışan bu sanatçılarca planı çizilmedikçe, kent devletin mutlu olamayacağına inanmaz mı? Anlayabilirse kızmaz tabii, ama anlayabilirse. Tabii her zaman bir kuşkusu var. Yani kalabalıklarda yaşayan insanın. Ama filozoflar bu planı nasıl çizecekler? İşte o hikayeyi anlatacak. Yani ideal devletin planını nasıl çizecekler? Burada tanrısal bir örneğe göre çalışan bu sanatçılar diyor filozoflara. Şöyle, kent devleti insan karakterlerini, kent devletini ve insan karakterlerini bir resim levhası olarak alacaklar. Bu levhayı temizleyecekler. Yani bu bir anlamda Platon'un anladığını söyleyip sevenler tarafından müthiş bir şey, ama düşmanlarının tam da saldıracağı noktadır. Yani bir diktatör söz konusu ve o işte kölelere şekil verecek. Bu da kolay bir iş değil, ama bilirsin ki daha bunda bile öbürlerinden farklıdır onlar. İster tek insanı, ister devleti ele alsınlar, yasalarını yapmadan önce onu temiz teslim almak isterler. İşte bu belki sonraları hem eski Yunan'da skeptik, hani Helenistik dönemde skeptik okulun kullandığı epohe kavramı veya yüzyıllar sonra fenomenologların kullandığı epoheye benziyor. Temiz almak lazım. Yani onun için bu, Descartes'te de buna benzer bir şey vardır. Mesela Descartes der ki, öyle perişan bir şeyi, bozuk bir şeyi tamir etmeye çalışma. Tamamen bu, at gitsin, yeniden kur der. Yani o daha kolaydır.
Dolayısıyla önce onu temiz almak isterler. Bu önemli bir nokta. Bu temiz almak meselesi yüzyıllar boyu felsefede devam etmiştir. Temizlik diye belki psikanalitik açıdan sorgulanabilecek filozofların saplantıları vardır. Çok değişik felsefe okullarında vardır. Yani 20. yüzyılın antik felsefecilerinden tutun da kıta filozoflarında pürifikasyon, yani pür, saf, açık, apaçık olacak. Muğlak ve karanlık noktalar olmayacak. Bundan sonra kuracakları devlet düzeninin taslağını çizerler. Yani boş bir levha olacak, ondan sonra çizilecek. Sonra bu taslak üzerinde çalışmaya koyularak sık sık bir doğruluğun, güzelliğin, ölçülülüğün ve buna benzer şeylerin özüne, bunlardan çıkardıkları insanca kopyaya bakarak çalışırlar. Yani idaları görecekler, özleri ve o özlerin fenomenler dünyasındaki örneklerini görecekler ve özlere uygun hale getirmeye, özlerden iddialardan pay almaya çalışacak insanlar. Böylece çeşitli uğraşları birbirine karıştırıp İnsan rengine boyayarak ve Homeros'un insanlarla rastladığı zaman tanrısal, tanrıya benzer dediği insan örneğinden ilham alarak. Bakın, işte bu eskil kültürün çok önemli bir özelliğidir. Çünkü her hafta hemen hemen tekrar ediyoruz. Eski Yunan kültürü tanrılar ve tanrıçalarla yaşayan, onları sahici, sanki insanmışlar gibi düşünen, yani antropomorfik tanrıça görüşüne, inancına sahip insanlardı. Homeros'un insanlarda rastladığı zaman tanrısal, Tanrı'ya benzer dediği insan örneğinden ilham alarak gerçek insanlığın benzerine ulaşmaya uğraşırlar. Önlerindeki resmi gerekirse silip düzelterek, gerekirse yeniden yaparak, insan gücünün erişebileceği kadar tanrılara hoş gelecek insan karakterleri elde edinceye kadar uğraşırlar. Tanrılara hoş gelecek insan karakteri. Yahu hani felsefe olduğu zaman tanrı manrı yoktu? Hep bize böyle anlatmışlardı. Yok, tanrılardan söz ediyor. Ama tabii yani çok ilginç bir şey. Buradaki tanrı biraz şey olacak. Yine geçen haftalarda da tekrar ettim. Bu bir paradoksal bir şey. Buradaki tanrılar seküler tanrılardır. Yani dört köşeli üçgen gibi diyeceksiniz belki ama yani bunlar insanın ulaşmaya çalıştığı ulu insan varlıkları. Yani aslında Nietzsche'nin öbür insan dediği, yani Übermensch, onu üstün değil de öbür insan, öte insan diyelim. Ya öbür insan diye çeviriyorduk ama öbür deyince başka bir şey akla gelebilir. Sanki bu değil de öbürü gibi. Ama öte insanı gibi. Bu eski Yunan'da var. Yani Nietzsche bunu bu kültürü çok iyi bildiği için söylemiş.
Zaten eski Yunanlılar bir anlamda Nietzsche'ci. Yani geriye dönersek zaten hep bir üstün bir varlık olmaya çalışıyorlar. Bu çok fark edilmemiş bir şey. Yani felsefe tarihçileri de felsefe tarihini hep aydınlanma sonrası felsefe bakışıyla anlatırlar. Yani artık aklın egemen olduğu, akıl dışı etkilerin, hele dinden gelen etkilerin filan eski orta çağdan onların kalktığı hep bir yüce bir şey var arkadaşlar. Ulaşılmak istenen, erişilmek istenen, bulunulan şu durumu aşarak erişilmek istenen, ulaşılmak istenen bir ululuk var. Belki ulu sözü o anlamda daha tarafsız olabilir Türkçe ne anlamında. Yüksek bir insan da olmayan, ulu bir şey var. Bunu felsefe kaybetmemiş. Ama insanlar bu ululuğu dini bir takım şeyle bulmuşlar. Doğaüstü varlıkları düşünerek. Ama ululuk, insanların ululuğu içlerinde bulunuyor. Bunu da eski Yunanlı kabul etmiştir ve buna daimon demiştir. İçlerindeki ululuğu ululuğa ulaşıp ululuğa yakışan varlık olmak istiyorlar. İşte filozofun ereği de belki bu. Böylesi göz kamaştırıcı bir resim olur. Böylesi göz kamaştırıcı bir resim olur doğrusu. 501C. Peki böyle olunca dedim, üzerimize çullanırlar dediğin kimseleri etkileyemez miyiz dersin? Böyle bir devlet düzeni çizilebilecek ressamın, devlet düzeni çizebilecek ressamın, o demin övdüğümüz, bakın, filozof devlet düzeni çizecek ressam. Ben mesela bir resim sunma olarak felsefeyi yıllardan beri savunurum. Şimdi de felsefeci bir dünya resmi çizebilir. Düşünsel resim anlamında söylüyorum. Çünkü insanların buna gereksinimi var. İnsanlar özlemlerini, ütopyalarını büyük ölçüde dünyaya egemen olan güçler tarafından çizildiğini görüyorlar. İşte internet, YouTube, şu bu veya alınan eğitim ile geleceğin dünyasının nasıl olacağı veya yaşanılabilecek niteliklere sahip bir dünyanın sahip olması gereken özelliklerinin ne olduğu, bütün bunlar bize dayatılıyor. İşte filozof yaşam biçimi sunan bir insan tasarımı sunan insan olabilir. Platon'da 2500 sene önce. Yani Whitehead ne kadar haklı. Bütün Batı felsefesi Platon'a düşürülmüş dipnotlarından ibarettir. Yani bu resim anlayışı da böyle. Yani Platon sadece metafizik yapanlara veya bilgi teorisiyle uğraşanlara değil,
bir yaşam tasarımı sunan filozoflara da, yani yaşam felsefecilerine de, işte Nietzsche gibi örneğin, Schopenhauer gibi, Heidegger gibi, varoluşçular gibi Jean-Paul Sartre, fenomenologlar gibi, bütün onların yüzyıllar sonra söylediklerini yüzyıllar öncesinde yakın şeyler söylemiş. Öncelemiş yani. Yüzyıllar öncesinde. Böyle bir devlet düzeni çizebilecek ressamın, o demin övdüğümüz, devleti eline vermek istediğimiz zaman kızdıkları filozofun ta kendisi olduğunu artık olduğuna artık inandıramaz mıyız onları? Bu dediklerimizi dinleyince yumuşamazlar mı? Akılları varsa yumuşarlar. Öyleyse daha ne diyebilirler bize? Filozoflar gerçeğe ve hakikate tutkun değil mi diyebilirler? Böyle demeleri saçma olur. Anlattığımız nitelikteki doğal yapıya sahip olanların en iyi şeyle akrabalığı yoktur mu diyebilirler? Bunu da diyemezler. Peki böyle bir doğal özelliğe sahip olanların kendine uygun çalışma ortamını bulunca başkalarından çok daha iyi ve bilge olamayacağını mı söyleyebilirler? Bunlara değil de bizim filozof saymadığımız insanlara mı derler? Filozoflar yönetimin başına geçmedikçe ne devletin ne yurttaşların dertleri biter. Ne de bizim hayalimizdeki kent devlet sözden gerçeğe dönüşebilir deyince çok mu ürkerler gene? Belki daha az ürkerler. Yani yine ürkerler diyor. Bu daha azı ortadan kaldırsak da onları iyice yatışmış, inanmış saysak iyi olmaz mı dersin? Yani inanmış burada güvenmiş. Artık filozoflara güvenmiş olurlar. Değil mi? Güvenmiş diyelim. Böylece hiç değilse utanıp kabul ederler bunu. Öyleyse onları düşüncemize getirdiğimizi kabul edelim. Şimdi kralların, yöneticilerin, filozof doğasına sahip çocukları olabileceğini söylersek olmaz diyen çıkar mı? Çıkmaz. Peki bu doğal özelliklere sahip olanlar da doğsalar bile çaresiz bozulurlar diyen olur mu? Yani bu doğal özelliklere sahip olarak doğuyorlar ama toplumda bozulurlar derler mi? Gerçi biz de bunların niteliklerini zor koruyacaklarını kabul ediyoruz. Yani filozof olmaya yatkın bir doğal özelliklere sahipler. Ama yüzyıllar sonra Jacques, değil mi? Jean-Jacques Rousseau'nun da diyeceği gibi insanları bozan toplumdur. Yoksa onlar iyi, temiz varlıklar olarak doğarlar. Bozulabilir diyor bakın. Gerçi biz de bunların niteliklerini zor koruyacaklarını kabul ediyoruz. Ama hiçbir zaman hiçbirinin bozulmaktan kurtulamayacağı ileri sürülebilir mi? Nasıl sürülebilir? Yani bozulur diyor, toplum bozar. İşte mücadele etmek gerekir.
Yaşamanın belki zorluğu biraz oradan. Böyle bir tanesi bile çıksa, ha, ne diyor? Nasıl sürülebilir, ileri sürülebilir? Böyle bir tanesi bile çıksa, buyruğuna uyan bir devlet buldu mu, bugün inanılmaz görünen şeyi gerçekleştirmeye gücü yeter. Platon'un kendisi bunu yapmaya çalışmıştı. Bunu başaramadı. Yani böyle bir kent bulup bu düşüncelerini gerçekleştirebilir mi diye. Neden? Şunu düşünseydi, burada tabii Platon kendisi bunu söylemiş ama silemiyorsunuz. Yani silip yeniden başlamak gerekir diyor. Halbuki Platon'un gittiği kentte ki yaşam biçimini nasıl sileceksiniz? Yaşam devam ediyor çünkü. Yani orada ideal devleti kurmaya çalıştı ama kovulmak durumunda kaldı. Çünkü böyle bir yönetici bizim tasarladığımız yasaları ve kurumları gerçekleştirirse yurttaşlarımın bunlara uyması elbet imkansız değildir. Peki bizim doğru gördüğümüz şeyi başkalarının da doğru görmesi şaşılacak olmayacak bir şey midir? Neden biz doğruyu görüyoruz da başkaları görmüyor? Değil mi? Müthiş bir soru bir açıdan. Bizim tasarladığımızın da gerçekleştirilebilirse en iyi şey olduğunu yeterince kanıtlamıştık, değil mi? Öyleyse şimdi şu sonuca varmış oluyoruz. Bizim düşündüğümüz yasa düzeni, çünkü bu düzeni yasayla kuracaksınız, gerçekleştirilebilirse en iyi düzendir. Gerçekleştirmesi de zor olmakla birlikte imkansız değildir. Güçlükleri aşıp bu sonuca ulaştığımıza göre bundan sonra şu sorunu ele almalıyız. Devlet düzenini koruyacak bu kişiler nasıl, ne türlü bir öğrenimle, hangi çalışmalar içinde yetişecekler? İşte bundan sonra, yani 502D'den itibaren paideia sorunu çıkıyor. Yani eski Yunanlıların geleceğe insan yetiştirmeleri, eğitim sorunu. Yani içinde öğretim de var ama yetiştirme var. Yetiştirme. Yani yalnız teorik bilgi vermiyorsunuz. İnsan oluşturuyorsunuz. Hocam, Buyurun. Jean-Jacques Rousseau bu Emil'in ön sözünde diyor ki, Platon'un devlet metni diyor, şimdiye kadar yazılmış en iyi eğitim metnidir diyor. İşte burada bakalım. Şimdi eğitimle başlıyor 502'de. Yani Platon'un devletinden eğitim. Bununla ilgili kim bilir ne kadar tez yapılmıştır. Güçlükleri aşıp bu sonuca ulaştığımıza göre bundan sonra şu sorunu ele almalıyız. Devlet düzenini koruyacak bu kişiler nasıl, ne türlü öğrenimle, hangi çalışmalar içinde yetişecekler? Bu işlerle hangi yaşlarda uğraşacaklar? Evet, şimdi bunu incelemek gerek. Tabii bu çağdan baktığımız zaman ne kadar sıkıcı bir şey. Yani bırak ya, onlar kendi kendilerini yetiştirsinler kardeşim. Sana ne olur? Değil mi? Ama o çağ içinde bir
arayış bu. Yani bir öneri. Nasıl olmalı? Bunu tabii bedelini Platon ödemiştir. Kendisi yapmaya çalışmış, yapamamış. Çok acı çekmiş. Çoluk çocuk sahibi olma, yöneticileri seçme işlerine geldiğimiz zaman bu dikenli sorunları atlayıp geçmek istemiştim ama becerememiştim. Çünkü bu konuda tutulacak en doğru yolun tepkiler doğuracağını, gerçekleşmesinin de güç olacağını biliyordum. Ama şimdi bu konular üzerinde durmaktan kaçınmama imkan yok. Kadın ve çocuk sorunlarını inceleyip bitirdikse de yöneticilerin yetişmesi konusunu ta başından ele almamız gerekli. Hatırlarsan demiştik ki bunlar zevkte, acıda, sınavdan geçirilip kent devlete bağlılıklarını ispat edecekler. Sınavdan geçecekler. Ama bu test sınavı değil tabii. Yaşam sınavı. Zevkte ve acıda. Ağır işlerde, korkulu durumlarda, hayatın türlü sarsıntıları karşısında bu inançlarından şaşmayacaklar. Bu denemelerden çürük çıkanlar elenecek. Ateşten geçirilmiş altın gibi tertemiz çıkansa, bakın benzetmeye, yönetimin başına geçirilecek. Sonra da gerek sağlığında, gerek ölümünden sonra şan ve şereflerle yüceltilecek. Şimdi arkadaşlar şöyle bir insan anlayışı var. Şimdi ben 18-20 yaşında bir genç insanı değişik sınavlardan geçirdim. Yaşam sınavlarından, onların önüne yaşamalarıyla ilgili sorunlar koydum ve nasıl baş ettiklerini gördüm. Ve bunlar uygun dedim. Şimdi düşünülüyor ki o 20 yaşındaki yahut 25-30 neyse o insan ölünceye kadar bu olumlu özelliklerini koruyacak. Eski kültürlerde bu vardı. Yani belli karakter özelliğini gösteriyorsan olumlu onu devam ettirmek zorundasın. Eğer değişirsen artık sen gittin. Eski Yunan'ın mesela çok olumsuz bulduğu insan tipi yanar dönerdi. Bir öyle deyip böyle diyen, çıkarlarına göre görüş değiştiren, verdiği sözü tutmayan gitmiştir artık o. Silinmişti. O kültürde yaşayamaz. Onun için insanların bir sağlam, güvenilir ahlak karakterine sahip oldukları düşünülüyor, kabul ediliyor. Olmadığı zaman da tabii acı çekiyor insanlar ve yani bunlar devlete de zarar verebilir elbette ama devlet güçlüyse böyle insanları sürüyor veya öldürüyor. İşte şimdi içine girdiğimiz bu tartışmayı açmaktan çekindiğim için o zaman kaçamaklı üstü kapalı olarak bunları söylemiştim. Şimdi söylediklerimi o zaman söylemeyi göze alamıyordum dostum ama artık ok yaydan çıktı. Kent devletin en iyi koruyucularının filozoflar olacağını açıkça söylüyorum. Bu filozofların ne kadar az bulunduğunu görebilirsin. Çünkü bizce onların yaratılışlarında yani doğal yapılarında bulunması gereken nitelikler
aynı kişi de pek seyrek olarak bir araya gelir. Çünkü birisi cesurdur, öbürü ölçülüdür, öbürü adildir. Ama bu üç olumlu özellik bir kişide pek olmuyor. Üçü birden diyor. Çoğu zaman da bu doğal yapıları, filozof özellikleri ikiye bölünmüş gibidir. Öğrenme kolaylığı, belleme gücü, zeka, kavrayış inceliği ve bu türden niteliklerle dünyaya gelenler bilirsin içlerindeki coşkunluk ve düşünce yüksekliğini, düzenli, sakin ve kararlı bir hayat sürme eğilimleriyle bağdaştıramazlar. Yani burada bir bölüm var. Evet, çok müthiş. Kavrama gücü yüksek, iyi düşünüyor ama yaşayışı berbat. Çünkü çok çabuk heyecanlanıyor, hemen kendini kaptırıyor, denge bozuluyor. Bu tip insanlar içlerindeki canlılık kendilerini nereye sürüklerse oraya giderler ve kararsız olurlar. İşte bu filozof böyle biri değil. Yani hem o biraz önce söylediği insan tipinde evet müthiş bir kavrayış gücü var ama yaşam becerisi, yaşam gücü isten yani şöyle diyelim buna isteme zayıflığı, istenç zayıflığı, irade zayıflığı diyebiliriz belki. Aristoteles buna akrasya diyordu. Akrasya sahibi insanlara akretik diyelim, uyduralım. Akretik insanlar savrulurlar. Yani çok akıllı olabilirler ama çok kolayca yoldan çıkarılabilirler. Yaşamlarına düzen getiremeyebilirler. Kararsız olurlar demiş. Ama buna karşın sağlam, kararlı, güvenilir dediğimiz, savaşta tehlike karşısında kılı bile kıpırdamayan, doğal özelliklere sahip olanların bilimler karşısında da yani sağlam bilgi arama, sağlam bilgiler ve ilişkilerinde de kılları kıpırdamaz, uyuşuk bir halleri vardır. İşte onun için filozof bulmak zordur. Yani karakter sağlamsa kafa çalışmıyor. Kafa çalışıyorsa karakter gidiyor. Yani çok kabaca söylersek bizim şu an yaşadığımız kültürün deyimleriyle işte bunları nasıl bir araya getireceğiz? Şimdi demiştik ki koruyucular bu iki doğal özelliğe de sahip olmalı. Yoksa ne yüksek bir eğitime, ne şana şerefe, ne de yöneticiliğe erişebilirler. Peki bu iki doğal özelliğe sahip insanların bir yani bu iki doğal özelliğin bir sağlam karakter ve kavrama gücü yüksekliği, güçlü bir bellek, akıl yürütme gücünün yüksekliği. Bu ikisinin bir arada bulunduğu insanlarda filozofluk vardır. Şimdi tabii çağımızda ikinci
özellik çok önemsenmiyor. Yani bu onun ahlak, o onun özel hayatı deniyor, bırakılıyor mesela. Önemli olan verdiği işte düşünce ürünlerinin niteliğidir. Öyleyse onları demin sözünü ettiğimiz ağır iş, tehlike zevk sınavlarından geçirmeli. Bakın sınavlara bakın. Ağır iş veriyorsunuz. Tehlikeli işlere gönderiyorsunuz. Zevklere boğuyorsunuz. Bakalım zevkler onu yoldan çıkarıyor mu, çıkarmıyor mu diye bakıyorsunuz. Ayrıca o zaman söylemeyi unuttuğumuz birçok bilim çalışmalarına da alıştırmalıyız. Yani bilgi araştırmalarına diyelim. Böylece doğalarının en yüksek, en zor araştırmalara dayanıklı mı, yoksa başkalarının güreşte sıkıya gelemediği gibi bunlar da bu işte zora gelemiyorlar mı anlamış oluruz. İşte böyle yetişiyorlar. Yani yalnız işte geometri biliyorsun, şu teoremi ispat et veya şu tartışmayı gerçekleştir. Düşünce gücüne bakmıyor. Senin yaşam sorunları karşısında, başına gelenler karşısında ne yaptığını, nasıl çözümler bulduğuna bakıyor. Gerçekten onları böyle denemek yerinde olur ama bu sözünü ettiğin en yüksek araştırmalar hangileri? Herhalde hatırlarsın dedim. Ruhta üç kesim ayırdıktan sonra bu ayırımdan yararlanarak doğruluğun, ölçülülüğün, yürekliliğin ve bilgeliğin, yani işte dört özlem. Doğruluk, yani adalet, ölçülülük, yüreklilik ve bilgelik. Ne olduğunu açıklamıştık. Hatırlamasaydım dedi, seni dinleyip durmaya hakkım olur muydu? Yani hatırladım. Hatırlamasaydım hakkım olmazdı diye. Yani o zaman değer vermemiş olurdum anlattığını. Çünkü hatırlamak çok önemli. O dönemlerde yazılı metinler çok az olduğu için belleğinizin çok güçlü olması gerekiyor. Demiştik ki bu özlemler üzerinde en üstün bilgiye ulaşabilmek için daha uzun bir yol daha vardır. Bu yolu yürüyenlere bu özlemler apaçık görünür ama bu yola gitmeden de önceki söylediklerimize denk sonuçlara ulaşmak mümkündür. Siz de bu sonuncusuyla yetinelim demiştiniz. Bu yüzden de varılan sonuç bence eksik kalmıştı ama sizce yeterli olduysa söyleyin. Bence tam ölçüsündeydi herhalde ötekiler de bu konuda. Yani dinleyenler var çünkü etrafta. İki kişi konuşuyor ama. Ama dostum dedim, bu gibi konularda gerçekten kıl kadar bile ayrılan bir ölçü tam bir ölçü değildir. Çünkü eksik olan hiçbir şey herhangi bir şeyin tam ölçüsü olamaz. Bakın bu ölçü kavramı yine eski Yunan'ın çok önemli kavramlarından birisidir. Ama bazıları bu kadar mı? Bu kadarını yeterli sanırlar. Araştırmayı daha ileriye götürmeyi gerekli görmezler. Evet dedi.
Birçokları tembellik yüzünden bu hale düşerler. Kent devletini ve yasalarını koruyacak olan işte bundan sakınmalı dedim. Hani öyle anlaşılıyor ki bu filozof dediğimiz insan son derece sorumluluk sahibi ve çok çalışkan. Yılmayacak. Kent devleti ve yasalarını koruyacak olan işte bundan sakınmalı dedim. Yani tembellik olmamalı. Çünkü tembel olduğunuz için hemen kısa geçirip bu kadarı yeter diyorsun. Öyleyse koruyucu en uzun yolu izlemeli. Halbuki en kestirme yolu düşünürüz genellikle, değil mi? Hani iki doğru, iki nokta arasındaki en kısa yol Öklid geometrisinde bir doğru parçasıdır. Ama en uzun yolu izlemeli diyor. Bedenini eğittiği kadar kafasını da eğitmeye çalışmalı. Bakın bedenle düşünce ayrılmıyor. Bu Hristiyanlıktan sonra büyük ölçüde kopmuştu. Roma'da da, eski Yunan'da da, işte sonralar hani bizim eskiden stadyumlarda filan yazardı, spor salonlarında hala var mıdır bilmiyorum. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bu Roma, Yunan şeyidir aslında, sözüdür. Onun için bu insanlar hepsi sporcudur. Çünkü bedenini eğitemiyorsan ve bedenini diri kılamıyorsan zihnini, düşünceni diri kılamaz. Yoksa demin dediğimiz gibi tam kendisine özgü olan o yüce bilimin hiçbir zaman sonuna ulaşılamaz. Hakikati arayan bilgi araştırmasının diyor. Peki bizim sözünü ettiklerimizden daha yüce bir şey mi var? Daha yüce var. Evet. Daha yüce, daha yüce. Daha ulu, daha ulu. Doğruluktan ve saydığımız özlemlerden daha büyük bir şey bulunabilir mi? Evet, daha büyük bir şey var. Demek ki insanların büyüklüğü bir yere kadar. Hatta tezahüratları hatırlarsanız mesela en büyük şey işte bizim takım diyorsunuz. Daha büyük yok. Değil mi? Üstüne yok diye çevrilirdi eskiden. En büyük, en iyi üstüne yok. Yani daha üstünü yok. Var diyor. İşte biraz filozofluk böyle bir şey. Daha var. Daha var. Bitmedi. Yani insan bitmeyen bir varlıktır. Öldüğün zaman bitiyorsun da veya yaşadığın gezegen. Ama koşullar uygun olduğu ve can tende durduğu sürece bitmek diye bir şey söz konusu değildir. Dahası vardır. Evet, daha. Daha büyük bir şey var. Üstelik şimdiki gibi bu özlemlerin basit bir taslağını seyretmek de yeterli değil. Bunların en kusursuz resmini aramaktan vazgeçemeyiz. En kusursuz resmini yapacağız.
Önemsiz şeylerde en yüksek açıklık ve kesinliğe varmak için bütün çabamızı harcarken en üstün şeyleri bu çabaya değer görmemek gülünç olmaz mı? Bilirim, evet, elbet gülünç olur dedi ama en yüksek dediğin bu bilginin hangi bir bilgi olduğunu, bilimi bilgi diye okuyorum, konusunun ne olduğunu sormadan bırakır mıyız seni? Bilirim, bırakmazsınız dedim. Sorun bakalım. Aslında ben bu bilgiden birkaç kez söz ettim. Sen de dinledin ama ya unuttun ya da başıma yeniden dert açmak istiyorsun. Sanırım bu ikincisi daha doğru. Çünkü sık sık şunu dediğimi duydun. İyi kavramı, işte bir kavram getiriyor. İyi. Bu özlemlerden daha üstündür. Şimdi diyebilirsiniz ki neden iyi diye çeviriyorlar bunu? Çünkü her şeyden üstünse en iyi olması lazım, değil mi? Ama iyi böyle çevrilmiş. İyi diye çevrilmiş. Agathos sözcüğün kendisi. Agathos'u bütün batı dilleri iyi diye çevirmişler. İyi demek mükemmel demek. Yani Türkçedeki iyi ile karıştırmamak gerekir. İyi var. İyiyi arıyoruz. Yetkin olanı, mükemmeli arıyoruz. İyi kavramı 505'te geçiyor bakın. Ya da iddiası bilginin en yüksek konusudur. Doğruluk ve öbür özlemler yararlılık ve üstünlüklerini ondan alırlar. İşte neden söz edeceğimi öğrendim şimdi. Platinos bunu sonraları daha farklı geliştirdi. İşte nous kavramını getirdi. Bütün varlık tabakaları birbirinden doğuyor. Platinos. İlginç. Platinos okumadık galiba, değil mi? Hayır hocam, okumadık. Yani çok... Platinos işte bütün bu tek tanrılı dinlerin teolojisini etkilemiştir büyük ölçüde. Yani bizim Müslüman filozoflar işte Aristoteles'i çeviriyoruz diye Platinos su çevirmiş olabilirler, karıştırmış, öyle şeyler olabiliyor. Yani Platinos çünkü tek tanrılı dinlerin teolojisine daha uygun. Eflutin diyorlar Araplarına. Eflatun değil de Eflutin, Platinos. Hocam, Platon'un hiçbir şeyi, söyleşimi çevrilmemiş Arapçaya. Hep onların Platon'un söyleşimlerinin şerhleri, açımlamaları ve özetleri çevrilmiş. Evet. Çünkü galiba bu şekilde o kültürün özümsemesi zor. Yani içlerinde böyle garip şeyler var, cinsel göndermeler var filan belki. Ama hocam, böyle olmasına karşın, yani İslam'da böyle Platon'un ilahi olarak görülmesi, nebi olarak görülmesi falan da çok enteresan. Aklın, zekanın temsili, sembolü olması da çok... Sokrates'i de öyle görmüşler. Sokrates öyle görmüş ama daha çok şey, Platon hocam. Evet.
Aristoteles'i tamam muallime evvel olarak görmüşler ama bu ilahi olarak Platon daha çok Tabii görüyor. Eflatun'u ilahi. Evet. Hani Yani Eflatun'u doğrudan ilahi. karşılaşmamışlar. Hep şeylerden, ikinci, üçüncü kaynaklardan karşılaşmışlar ama öyle zekanın ve aklın sembolü olarak da görmüşler Evet. aynı. Çok etkilemiş değil mi? Doğru. İşte pagan kültürden uzaklaşmaya çalışmışlar. Pagan kültür onları rahatsız etmişti. Hristiyanlıktan başlayan bir şey. Kiliseyi rahatsız etmiş. Ama işte işin garibi pagan kültür, felsefe pagan kültürden çıkmıştır. O pagan orijini fark etmediğimiz sürece felsefe denen etkinliği pek anlayamayız gibi geliyor bana. Şimdi bakın birkaç şey oluyor. Hristiyan kilise pagan kültürden çok rahatsız oluyor. Felsefeden de rahatsız oluyor. Çünkü felsefe bakın burada tamam devlet yönetimine bilmem neye karışıyor. Dünyayı her türlü sorununu çözmeye talip olmuş filan. Ha bir dakika yani dünyayı yönetecekse biz kilise yönetecek. Yani bu paganlara da ne oluyor diye düşünülmüş. Ve o pagan şeyin üstü kapatılmaya çalışılmış. Felsefenin pagan kökeni. Dini inançla, Hristiyan öğretisiyle felsefeyi bağdaştırmaya çalışmışlar. Aziz Augustinos ve Aziz Thomas özellikle. Ama bunlar tabii ortaçağ düşüncesi, felsefesi bayağı felsefedir yani. Onu unutmamak lazım. Çok incelikleri olan hani skolastik felsefe falan diye belki hatta bu felsefe değil diye küçümseme değildir. Hani çok derin ve incedir şeyleri. Yani teolojinin öyle teolojik çalışmalar var ki değme felsefe metinlerinden daha inceliktir. Mesela bizdeki bazı kelam metinlerinin öyle olduğunu arkadaşlar söylemişlerdi. Şimdi işin tuhafı 20. yüzyılda mesela Amerika'da filan Avrupa'nın bazı kentlerinde, ülkelerinde felsefe diye okutulduğunda iki etki de dışlanarak okunuyor. Yani ya ne dini ortaçağ etkisi söz konusudur felsefeye ne pagan. Tamamen bunları silmişler. Ve dolayısıyla felsefeyi işte Kant, Descartes moderniteyle başlatıp tamamen bir bilimin bilimle birlikte giden bir araştırma olmuş. Ama şimdi artık o kökeni, o başlangıca, o arheye dönmek. O arheyi anlamak durumundayız. Yani insan olarak bu etkinliğin çünkü bu yüzlerce yıl sürmüş. Milattan önce 600 dersek kilisenin egemen olması 4. yüzyıl desek 1000 yılı yok sayıyorlar ya. Pagan kökü yok sayıyor. Ve aradaki bir 500-600 seneyi de yok sayıyor. Ondan sonra işte 1600'lerden bin aşağı yukarı 1600'lerden diyelim başlayan bir felsefe çıkıyor ortaya. 2000 yılını yok sayıyor. Aşağı yukarı. Tabii sayılabilir sayılmaz diye değil ama yani bir insan etkinliğinin bütünlüğünü görmek açısından pagan etki
İşte bu metinlerde görüyorsunuz. Pagan dünyayı anlamak o bakımdan önemli. Demek ki bir iyi kavramı var. İyi kavramı ya da iddiası bilginin en yüksek konusudur. Doğruluk ve öbür özlemler yararlılık ve üstünlüklerini ondan alırlar. İşte neden söz edeceğimi öğrendin şimdi. Şunu da diyeyim ki bu iddiayı yeteri kadar bilmiyoruz. Demek ki Sokrates bir şekilde duymuş bunu veya Platon ama net değil. İda sözcüğünü kullanıyor burada. Pek fazla kullanmaz. Eidos. Ve Platon'da idanın ne olduğu açık değildir. Hani herkes sanır ki hani felsefe tarihini okuyanlar işte Platon demiş ki dünya ikiye ayrılır, fenomenler dünyası, idealar dünyası. Hiçbir yerde onu demiyor Platon. Böyle bir şey yok yani. O felsefe tarihçilerin anlattığı hikayedir. Yorum. Onun için bu metinleri okumayan, Platon'u kendi yazdıklarından okumayanlar için böyle bir ön yargı oluşmuş Platon'a karşı. Şunu da diyeyim ki bu iddiayı yeteri kadar bilmiyoruz. Ve bilmeye çalışacağız. İşte felsefe bu. Eğer düşüncelerini empoze eden biri olsaydı, biliyorum size anlatacağım derdi. Onu demiyor. Araştıracağız. Araştırma dediğin de çok çetin bir iştir. Herkes buna dayanamaz. Yarı yolda bırakırlar diyor. Değil mi? Güreşçi örneği vermişti. Yani güreşte rakibini yenemeyeceğini anladığında hemen kaçıp gidenler gibi veya yenileceksin de mücadele et. Yenileceksin. Kaçma yok. Bunu bilmeyince de bu iddiayı yeteri kadar bütün geri kalan şeyleri istediğimiz kadar iyi bilelim. Onsuz bilgiler hiç işimize yaramaz. Eğer iyi bilmiyorsak. Mesela bunu teologlar çok kolay Tanrı yapabilirler. Değil mi? İşte size teolojinin kaynağı. Veya niye inanıyorsanız buradaki iyinin yerine onu koyun. Nasıl ki iyiye sahip olmadan bir şeye sahip olmak da bir işe yaramaz. Sence iyi olmadıkça bir sürü şeye sahip olmak da iyiden başka her şeyi bilmekte, güzel ve iyi hiçbir şey bilmemekte bir kazanç var mıdır? Şunu da elbette bilirsin ki halk kalabalığı iyiyi yalnız zevkte, daha seçkin kişilerse anlayışta görürler. Hocam siz anlayışa daha önce de Phronesis demişsiniz. He? Bu anlayışa Phronesis demişsiniz orada açıklama yapmışsınız. Buna bir bakayım. Yani biraz zaman alacak ama bendeki metne bir bakayım. Hangi sözcüğü kullanmış? Vallahi ben anlayışta görürler seçkin insanlar Phronesis diye şey yapmışım herhalde. Ama her zaman öyle olmayabilir.
Bu kaç bu? 500 5B mi? Evet hocam, 505B. Hemen ona bakalım. 505B'ye bakıyorum şimdi efendim. 505. Alt kalıbı Gerçekten için ha. kitap da vardı ama onu şimdi getirmem daha zor olur. 505. Biraz zaman alıyor. Ben o arada devam edeyim. Bu ikinciler, yani anlayışta görenler, anlayış dediklerinin ne olduğunu açıklayamazlar diyor. Çok sıkışınca iyiyi anlamaktır deyip çıkarlar işin içinden. Evet, maalesef. İnternet oyun oynuyor ama biz de inat edeceğiz, bulacağız sanıyorum. Neden böyle yapıyor bilmiyorum. O kesinlikle Frones'in çıkacak. Bakın görün. Öyle mi? Yes. Onu şimdi hatırlamıyorum. Aslında bunları çalıştım ben ama yıllarca önce, şimdi bütün belleğimde silinmiş gitmiş. Neye anlayış? Anlayış tabii eskilerin basiret dediği bir şey. Basiret. Evet. Bir bakayım. Zeus hakkı için yoktur. Ma dia diye. Dia dedi, Zeus diye çeviriyorlar. Evet, polois dediği halk, yani hedone. Hedone zevk. Evet. Doğru demişsiniz efendim. Phronesis. Ben bilirim diyormuşum. Evet, bravo. Şimdi oraya hedonim. Phronesis'miş. Evet. Phronesis. Phronesis bu Platon'da böyle kullanıyor. Kullanılıyor. Çok güzel. Bunu daha eski metinlerde basiret diye çeviriyorlar. O görmeyle biraz da ilgili olan bir şey. Phronesis. Evet. Anlayış. Ama phronesis'i nasıl anlatacağız şimdi bunlara? Meselesi kalıyor. Phronesis nedir diye sorduklarında, iyi anlamaktır. İyi anlamak için phronesis gerekir. Bu dönüyor tabii o zaman. Hem bize iyiyi bilmiyorsunuz diye yüklenirler, hem de dönüp iyiyi bilmiyormuşuz gibi iyiden söz ederler. Sanki iyi sözü ağızlarından çıkar çıkmaz ne demek istediklerini anlayacakmışız gibi iyiyi anlamak der geçerler. Ya iyiyi zevkle tanımlayanlara ne dersin? Öbürlerinden
Yani iyi burada yaşamın en yüksek değeridir. Yani niçin yaşıyoruz arkadaş diye sorunca, vallahi işte zevk, sınırlı bir ömrümüz var, bakacağız keyfimize. Yaşamın ereği hedone, zevktir. Ama bir grupta varmış ki yaşamın ereği iyiyi, yani iyiyi anlayışla. İşte iyi nedir? Yani temel erek, telos, en yüksek değer, zevk, öbürü ise anlayış gücü. Pronesis. Aslında hocam bu mesela Hüseyin Demirhan anlayış diye çevirmiş. Sabahattin Eyüboğlu düşünce diye çevirmiş. Daha önce Ne basiret olarak girilmiş? Düşünce mi? düşünce demiş. Ha, evet. Fronesis olarak bıraksalar aslında kavramı daha iyi anlayacağız. Böyle farklı farklı olunca hiç anlaşılmıyor yani anlayışla. Düşünce ama hiç olmamış ve düşünce. Anlayışla da olmuyor hocam yani hiçbir havada kalıyor yani. Siz olmasanız bunu bizim okurken anlamamız olası değil yani çok zor. Bakayım İngilizceye nasıl çevirmişler. Bir bakayım İngilizcesi ne bilmiyorum nasıl çevrilmiş. Ona bir bakayım. Yani ilginç tabii. Hani düşünce, nasıl düşünce diye çevrilir yani. Şimdi bunların hepsi yeniden çevriliyor. O bakımdan genç arkadaşlar, çok iyi yetişmiş gençler var. O açıdan ümidim, geleceğe ümidimi güçlendiriyorlar. Evet, bu da intelligence knowledge demiş. Tabii intelligence knowledge da kötü bir çeviri. Anlayışı ya, bravo ya. Bu arkadaş müthiş ya. Yani ışıklar içinde yatsın. Bu Hüseyin Demirhan şeyi sezmiş tabii. Ama hocam anlaşılmıyor ki anlayış da anlaşılmıyor. Bizim için anlaşılmıyor mesela. Evet ama Sizin anlaşılmıyor. daha yakın anlamaya. Yani hiç değilse düşünce diye bırakmamış ya. Düşünce. Herhalde Fransızcasına baktılar. Yani İngilizcesinden de anlaşılmıyor. Yani intelligence gibi bir şey koy. Felaket bir çeviri o. Çünkü intelligence deyince zeka anlaşılıyor. Berbat bir şey. Yani öyle çeviriyorlar ki hep söylerim. Aristoteles'i veya bu metinleri şimdi düzeltiyorlardı. Yani bir okuyorsun İngilizceye çevirdiklerinde bir İngiliz lordu Londra'da elindeki şemsiyeyle dolaşıp konuşuyor. Yani 2500 sene önceki bir tarihten söz ediyorsun ya. İşte onu dediğin doğru. Yani bunu Phronesis diye bıraksalar daha anlaşılır bence. Yani hiç değilse neymiş bu diye merak edersin. Ve Phronesis'in değişik anlamları açıklanır. Yani daha yakın bir anlam elde edilebilir yani. Ama böyle bırakınca anladık anladık işte. Mesela anlayış da belki böyle bir şey. İşte şey yok. Yani bunları çevirirken hep açıklamalarla çevirmek lazım. Böyle çevrilmez yani. Bu çok tehlikeli. Bununla tez yapanlar oluyor ya. Şimdi nasıl bir tez yapabilirsin bununla? Yani yabancı dil de bilmiyor. Yani bilsen de hani İngilizce bilsen de yine felaket bir şey olur. Ki öyle de oluyor anladığım kadarıyla. Bu yıllarca böyle olmuş. Yani ben
okuduğum metinlerde hep şikayet eden hocalar görmüşümdür. Amerikalı, İngiliz. Ya olmuyor. Yani biz 2500 sene önceki bir kültürden söz ediyoruz. Siz bir çeviri yapıyorsunuz, sanki işte 20. yüzyılda yaşayan insanlar gibi anlatmışsınız. Ve o dille sanki Amerikan İngilizcesi konuşan bir Sokrates çıkıyor. Ya olmaz yani bu. O yabancılığı sezdirmek lazım. Yabancılığı sezdirerek aşinalık sağlamak. Yani bu paradoksal gözüküyor ama bu müthiş bir şey. Peki şunu da açıkça görmüyor muyuz? Bazı yerlere atladım. 505'deyim. İnsanların çoğu gerçekten doğru ve güzel olanı değil, doğru ve güzel görüneni seçer. Bakın burada da yine ayrım başlıyor. Görünen ve Ayrımama. olan. Değil mi? Çok Yani fenomen ve idea diye kabaca ayrılan şeyi. Onu yapmak, onu elde etmek, onunla ün kazanmak ister. Oysa kimse iyi görünenle yetinmek istemez. Herkes gerçekten iyi olanı arar. Bu alanda görünüşe değer veren kimse yoktur. Peki şimdi her ruhun, bakın bu iyiye varmak için bir ruh kuramına gereksinim var. Yani ruhun belli bir yapı içinde olduğunu daha önceki şeylerde söylemişti, bölümlerde. Ama şimdi anımsatıyor. Peki şimdi her ruhun ardında koştuğu, uğrunda her şeyi yaptığı ama sadece varlığını sezip gerçekte ne olduğunu şaşkınlığı içinde, ne olduğunu şaşkınlığı içinde yeterince kavrayamadığı, yoksa ne olduğunun şaşkınlığı içinde mi olacaktı? Her neyse, sağlam bir inançla değil de öbür şeylerden de beklenen yararı sağlayamamasına sebep olan çürük bir inançla bağlandığı bu iyi şey, kavrama, bir kavrama inançla bağlanmak. O kavrama güvenmek. Ne ilginç bir şey. Yani ben iyi kavramına inançla bağlıyım. Yani isterseniz buna gönlümle, içten bağlıyım da diyebilirsiniz. İçtenlikle bağlıyım. İnançla değil de öbür şeylerden de beklenen yararı sağlayamamasına sebep olan çürük bir inançla bağlandığı bu iyi şey, bu en büyük ve en değerli nimet, her şeyi ellerine emanet edeceğimiz en seçkin yurttaşlar için karanlıkta mı kalsın? Yani bunu aydınlığa çıkaralım. Bence doğru ve güzel şeyleri koruyacak olan, bunların ne bakımdan, ne yönüyle iyi olduklarını bilmezse, değersiz bir koruyucu olur. Hatta diyebilirim ki hiç kimse önce iyiyi bilmedikçe doğru ve güzel şeyleri bilemez.
Ama tabii bu dönüyor. Doğru ve güzel şeyleri bilerek belki iyiyi bilebiliriz. Dönen bir şey var. Ama bu dönen şey işte hep denir ya, spiral bir şey. Yükseliyor. Daha giderek daha iyi anlıyorsunuz İyinin ne olduğunu. Peki bu şeyleri bilen bir koruyucu yönetimin başına gelirse devletimizin düzeni kusursuz olmaz mı? Elbette olur dedi ama sen iyiyi nerede görüyorsun Sokrates? Bilgide mi? Sağlam bilgide mi? Bilim diye burada çevrilmiş. Bilgide mi? Zevkte mi? Yoksa başka bir şeyde mi? Şimdi anlayış demişti. Bilgi diyor şimdi. Bilgi dediği için belki çeviren, mesela İngilizceye çevirenler onun için oradaki fronesisi bilgi diye çevirmişler. Intelligence diye çevirmişler. Kavrama gücü. Buna dayanarak İlginç. Ah sen yok musun dedim. Başkalarının düşünceleriyle yetinmeyeceğin çoktan belliydi senin. Yetinmem çünkü bence başkalarının düşüncelerini ele alıp da kendi düşüncelerini ortaya koymamak doğru bir iş değil. Adeimantos söyledi. Yani başkalarının düşüncelerini bir kenara koymayacağız. Başkalarının düşüncelerini ele alarak kendi düşüncemizi ortaya koyacağız. Hele senin gibi bu sorunlarla yıllar boyu uğraşan bir insan için. Hocam, Peki, buyurun. şimdi Platon çok enteresan bir adam. Yani kendisi çıkmıyor Sokrates'in karşısına, kardeşlerini çıkarıyor. Değil mi? Sokrates'i onlarla terletiyor, onlarla soru soruyor. Ne kadar enteresan yani. Kendisi değil, kardeşi. Hem Kendini, Platon hem Daimontos. evet, doğru, kendini geri çekmiş. Yani bizim tasavvufi deyimle mahviyet sahibi bir insandır. Ben öyle düşünmedim. Daha başka bir şey var gibi geldi bana da. Tabii tabii canım. Yani öyledir, ben şaka olsun diye söylüyorum. Peki ama dedim, sence bir insanın bilmediği bir şeyden bilir gibi söz etmesi doğru mu? Bilir gibi değil tabii ama düşündüğünü bir sanı olarak ortaya koyması gerekir. İyi ama sağlam bilgiye dayanmayan sanıların ne derece düşük ve çirkin olduğunu görmüyor musun? Bunların en iyileri bile kördür. Bir yolu dosdoğru yürüyebilen körlerle bir doğruyu sanıyla ama anlamadan bulanlar arasında bir fark var mı sence? Öyleyse aydınlık ve güzel şeyleri dinlemek varken bunları bırakıp da çirkin, kör ve biçimsiz şeyleri mi seyretmek istersin? O sırada Glaukon söze karıştı. Zeus aşkına Sokrates dedi. İşin sonuna gelmiş gibi çakılıp kalma öyle. Doğruluğun, ölçülülüğün ve öbür özlemlerin tabiatını açıkladığın gibi iyinin tabiatını da açıklarsan memnun oluruz. Ah, ben de memnun olurdum dostum ama beceremeyeceğimden korkarım. Haydi gözümü karartıp da bu işe giriştim diyelim.
O zaman da beceriksizliğime gülersiniz. Tabii bu tipik bir Sokrates taktiğidir. Bir işe başlamadan önce, yani sofistlik alışkanlığından gelen, "Aa, beceremeyeceğim galiba" filan diye başlar. "Benle alay edersiniz" filan diye. Ama gelin dostlar, şimdilik kendi başına güzelin ne olduğu konusunu bir yana bırakalım. Çünkü şu anda ona ulaşmak, anladığıma göre, şimdiki çabalarımızın çok üstünde bir iş. Bakın, kendi başına güzel, iyi. Güzel, iyi. Birbirinin yerine kullanıyor. Yani kalos, güzel, agathos. Bunlar birbirinin yerine kullanılan. Şimdilik bu bizi aşıyor diye isterseniz bir tarafa koyalım bunu. Ama isterseniz size iyinin ürünü olarak gördüğüm, ona en çok benzeyen şeyden söz edebilirim. İstemezseniz bu konuyu burada keseriz. Peki sen şimdi çocuğundan söz et de anasını babasını bir başka sefer anlatırsın. Yani kavramın anası babası daha yukarıda. İşte iyi, güzel. Şimdi ondan çıkmış olanlardan söz et. Bu borcun anasını size ödeyebilmeyi çok isterdim. Bakın, borç diyor ya. Yani size bunu anlatmam bir borç. Borcum var. Bu kavramı size anlatmalıyım. Borcumu ödemeliyim. Yoksa borcunu ödememiş bir insan durumuna düşerim. Bir sorumluluk. Borç bir sorumluluğu gösteriyor. Sorumluluk diye bir sözcük yok o kültürde o zaman. Ama borç diyor. Yani borç da sorumluluktur. Yani sonraki yüzyıllardaki bu sorumluluk sözcüğü de burada, bu borçla ilgilidir. Böylece yalnız doğurduğun faizleri değil, tamamını almış olurdunuz. Bakın burada yine ekonomi deyimleri kullanmış. Borç, faiz. Ama gene de kendi başına iyinin, işte o en yüksek iyinin doğurduğu bu ürünü alın derim. Yalnız dikkat edin, istemeden faizin hesabını yanlış verip de sizi aldatmış olmayayım. Elimizden geldiği kadar dikkat ederiz dedi. Sen konuş hele. Konuşacağım ama önce anlaşalım. Daha önce ve çeşitli fırsatlarda söylediklerimi size hatırlatmam gerek. Neleri dedi? Birçok güzel şeyler, birçok iyi şeyler bulunduğunu kabul ediyoruz. Halbuki biz tek iyi ve tek güzeli arıyoruz. Ve bunları sözlerimizde birbirlerinden ayırt ediyoruz. Önce çok olarak gördüğümüz şeyleri sonra tek bir idaya bağlayıp bu idanın birliğini kabul ediyoruz. Böylece her bir şeyin gerçek bir varlığına kendi başına güzel, kendi başına iyi diyoruz. Yani iyi, tek tek iyi şeylerden hepsi bir idaya bağlanıyor. O idaya artık kendi başına iyi diyoruz. Yani elimdeki kalemin iyi olması anlamında değil veya başka bir şeyin iyi olması değil. Bütün iyiler toplanıyor. İda, iyi idası oluşuyor ve ona kendi başına güzel, kendi başına iyi diyor. Bazı şeyler görülebilir ama düşünülemez.
İşte bakın bu bir anlamda idealar teorisi Platon'un. Yani buralar çok kritik noktalar. Altıncı kitap onun için çok önemli. Yani hızla geçilemez. Tamam, can alıcı yani. Hocam pardon. Anlamak için sormak istiyorum ya. Şimdi teori demek doğru mu? İdealar teorisi demek. Hep bunu böyle kullanıyorlar da doğru mu bu? Nasıl anlayayım ben? Yani idealar teorisi de kullanılıyor da doğru mu teori kullanıyorum? Felsefi bir şey için teori demek doğru mu? Onu anlamak istiyorum. Hani Tamam, teori daha... o iddialar teorisi demek. Ha, teori lafı doğru mu? Ha. Evet. Yo, bir şeyle söylenebilir belki. Yani iddialarla ilgili Platon'un görüşü anlamında teori sözü kullanılıyor. Tabii Platon'un teoria diye anladığı şey değildi. Evet, değil. O teori bilime şey olduğu için artık bilimle özdeşleştiği için biz bugün öğrencileri bunu başka türlü anlayabiliyoruz. Evet. Yani bu nedir? İşte görüşü, düşüncesi, teori sözü de Anglo-Amerikan kültürde çok kullanılıyor ve artık iyiden iyiye sakız olmuştur. Yani bu konuda mesela bir tüccar çıkıyor diyor ki benim bu konudaki teorim şudur. Yani her şeye teori diyor. Yani fikir, fikrim diye. Bazı şeyler görülebilir ama düşünülemez. İdeallarsa düşünülebilir ama görülemez. Tabii idealları görmek diye bir metafordan da söz ediyor ama görülebilen şeyleri hangi yanımızla görürüz? Görme duyumuzla. Bunun gibi sesleri de işitme duyumuzla. Duyularımızı yapan usta Timaeus diyaloğunda evreni bir ustanın yaptığını söyler. Usta diyor. Duyularımızı yapan usta görme ve görülme gücüne ne kadar emek harcamış hiç fark ettiniz mi? Öyleyse bunu şöyle düşün. İşitme duyusu işitmek ve ses de işitilmek için başka bir şeyin varlığını gerektirir mi? Öyle ki bu üçüncü şey bulunmazsa biri işitmez, öteki işitilmez olsun. Hayır, hiç de gerekli değil. Öbür güçlerimizin de hepsi değilse bile çoğu böyle bir şeyi gerektirmez bence. Ama görme ve görülebilmenin böyle bir şeyi gerektirdiğini bilmez misin? Nasıl? Bir insanın gözlerinde istediği kadar görme gücü bulunsun, o insanın bu gücü istediği kadar o insan bu gücü istediği kadar kullanmaya çalışsın, nesneler de istediği kadar renkli olsun. Gene de özellikle bu amaca yarayan bir üçüncü şey karışmazsa bilirsin göz hiçbir şeyi göremez, renkler de görünmez olur. Nedir bu şey dedi. Işık. Işık yoksa nasıl göreceksin? Tabii fizik şeyi buldu yani. İşitmede de hava olması lazım. Yani ses dalgalarının nesi için. Yoksa boşlukta insanlar birbirinin sesini işitemez. Yani ses dalgalarının nesi. Yani dalgalar gitmesi lazım. Dalgaların gideceği bir ortam, kanal olması lazım. Burada ışık,
İşte burada o meşhur görüşleri çıkacak. İşte mağara, kuramı, gölgeler. Hep böyle görme üzerinden metaforlar geliştirmiş. Demek ki görme duygusu ile görülme imkanı arasındaki bağ, öbür çipler arasındaki bağdan çok daha değerli niteliktedir. Işık değersiz bir şey değildir tabii. Işığın değersiz olmasına imkan var mı? Öyleyse gökteki tanrılardan hangisine bunun hakimi diyebilirsin? Sence gözümüzün görmesini, görülebilen şeylerin de görülmesini en iyi hangisinin ışığı sağlar? Helios, değil mi? Helios, güneş. Bu soruya sen de aynı cevabı verirsin. Herkes de. Çünkü besbelli güneşi söyletmek istiyorsun bana. Şimdi görme tabiatı gereği bu tanrıyla şöyle bir ilişki içinde değil midir? Şimdi tabii burada tanrı demiş. Bu bir metafor olabilir. Yeti diye de bunu anlayabiliriz. Yani bunu bize sağlayan bir güç. Doğanın bir olanağı. Nasıl bir ilişki? Görme de göz dediğimiz görme aracı da güneş değildir. Değildir elbet. Ama göz bence bütün duyu organları arasında güneşe en çok benzeyenidir. Evet. Peki gözdeki güç güneşten süzülüp dağılan bir şey gibi ona güneşten gelmez mi? Elbette. O halde güneş görme değildir. Ama görmenin ilkesi sebebi olarak gözün gördüğü bir şeydir. Evet dedi. İşte iyinin çocuğu dediğim, iyinin kendine benzer olarak doğurduğunu söylediğim şey budur. Düşünceyle kavranan dünyadaki akıl ve aklın konuları için iyi ne ise gözle görülen dünyada da görme ve görmenin konuları için güneş odur. Çünkü güneş olmazsa hiçbir şeyi göremeyiz. Eğer iyi olmazsa da aklın konularını anlayamayız. Düşünceyle kavranan dünyadaki akıl ve aklın konuları için iyi ne ise gözle görülen dünyada da görme ve görmenin konuları için güneş odur. Arkadaşlar burada kalıyorum. 508C